Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala resulina Muhammedin selamat. <laughs> Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. 124 bin peygamberin istediğini istiyoruz. Sığındıklarına da sığınıyoruz. Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. Çünkü ne istediğimizi bilmiyoruz. Ne isteyeceğimizi de bilmiyoruz. Ne istediğimizi bilmiyoruz. Ne isteyeceğimizi de bilmiyoruz. En iyisi 124 bin peygamber ve 124 milyon evliyanın istediğini Arap istiyoruz. Sığındıklarına da sığınıyoruz. Amin. Ee, hizmet dostlarından kaçıncı madde bu? 33. Keramet ve keşfiyat aramamak. Bu da çok önemli bir varta. Yani tuzak, e, Risale-i Nur'da yoktur diyoruz ama maalesef böyle bazen tuhaf tuhaf şeylere rastlıyoruz böyle. E, mevcuda kanaat etmemek. Okuyorum, Risale-i Nur'un imani hakikatlarını gösterdiği hücretler hiçbir cihetle vesveselere meydan vermediği gibi... ...kanaat vermek cihetinde kerametlere, keşfiyatlara hiç ihtiyaç bırakmıyor. Keşfiyatlar, kerametler niye olur? Niye ihtiyaç duyulur? Söylediğine itimat etsin diye. Risale-i Nur'un verdiği iman hakikatlarını öyle ispat ediyor ki delil burhan ücretle keşif ve keramete ihtiyaç bırakmıyor. Onun verdiği imanı tahkiki keşfiyat, zevkler ve kerametlerin çok fevkinde olmasından hakiki şakirtleri öyle keramet gibi şeyleri aramıyorlar. Mesela Bahattin Şah Nakşibendi Hazretleri'ne demişler ki çok ilginç yani. Efendim sizden ders alanlar, evrat alanlar garip garip haller oluyor. Keşif ve keramet gösteriyorlar. Ama sizde böyle asırda sade bir hayat gözüküyor demiş. Hiç niye keşif ve keramet pek gözükmezmiş. Az nadir ya. Hatta peygamberler mucizeleri de indel diyor. Yani ihtiyaç olduğu zaman. O demiş ki ben de günaha karşı meyil kalmadı diyor. Ondan daha büyük keramet olur mu? Risale-i Nur talebeleri imanı tahkiki ile akıllarına ikna, vicdanlarını mutmain, kalplerini memnun, ruhlarını ali ediyor. daha ne ihtiyaç olacak ki? Tam da mesela diyelim. Ben niye keşif keramet arayayım ya? Akşama bu kendisiyle beni meşgul edebilmiş. Bu nasıl bir kitap ki? Akşama ye şeye yetişemedim ya. Cemaate yetişemedim. Eve yetişemedim. Yetişemedim ya. Gram'da kendime dönük bir şey yapmadım ya. Yetişemiyorum. Yani bir şeyle meşgul ettiriyor. Sen de bir kitap yaz da ömür verilsin onun uğruna. Kendisiyle meşgul ettirsin. Ben ne arayacağım ben keşif? Acayip acayip şeyler. Mesela bugün belki de gördünüz, görmediniz de. Korku, korku geleceğin en güzel delilidir. Onu en son yazıyordum. Çok tuhaf yani. E şimdi o kadar keyif aldım, o kadar memnun oldum ki. Ne keramet, kendisi keramet ya. Kendisi zaten delil. Ne ikna olacağım ki? Neyse iknası? İkna akliyidir. Ben zaten vicdanı zevk alıyorum. Kısmen ona dönüşüyorsun ya. Bak bir daha söyleyeyim bir saat. Ağacı meyvesinde çekirdek niye var? Gelecek baharı kastetmiş diyor ustad. Meyvenin çekildiğini yapan Gelecek baharın en güzel delilidir. Gelecek baharı bilmeyen, yapamayan, kastetmeyen, tanımayan o çekirdeği yapamaz. Çekirdeği yapması baharı da ispat ediyor. Aynen bunun gibi de korku gelecek korkusu, geleceğin en güzel delilidir. Geçmişin elemi, anın sıkıntısı var, geleceğin korkusu var. Eğer gelecek yoksa ne korkusu var? geleceğin en güzel delili korkudur. Yol açıyor. Müslümanla kafir arasındaki korku nedir? İkisi de ismi korku. Ama hissedilen aynı değil. O yok olma korkusudur. Her şeyden yok olma korkusudur. Müslümanın korkusu hesap korkusu. Hiç alakası yok. Bu hayattan daha güzel bir hayata gidiyoruz. Ama hesap ne diyeceğiz? Bak bu hayattan daha güzel bir hayata hayatın suretinin çıkıp hakikatine dönüyoruz bu ölümü böyle görüyor Müslüman. Kafir ise bu hayattan daha güzel bir ayet değil. Hayat yok. Her şey bitmiş. Güneş doğmayacak. Buğday çıkmayacak. Balık senin için olmayacak bir daha. Farka bak korkunç ya. Ben niye keşif keramet? Keramet hatta aşağıda olur. Keramet daha aşağıda olur. İkna olmak için. Ben ikna değilim ki zaten onu yaşıyorum ya. Hissen yaşıyorum. Tefekkür buna benzemiyor ki. İki. Risale-i Nur şakirtleri şahsi için keramet ve keşfiyat, keşfiyatlar istememek peşinde koşmamak lazım ve elzemdir. He? Buradan şöyle bir sual çıkabilir abi? Ha, söyle bak. Risale-i Nur şakirtleri şahsı için diyor ya abi. Peki hizmet için de keşif, keramet istenilebilir mi? Veya olabilir mi böyle şeyler? Yani böyle insan hatırına geliyor da. Fakat hizmet için yani şöyle de olabiliyor belki. Burada kayıt getirdiğine göre. Ya Rab ona bir hal ver ki Risale-i Nur makbuliyetini anlasın. Anlatamıyorum ben buna. Babandır, akrabandır veya ne bileyim bir tanışındır. Yani kendin için değil. Yani Risale-i Nur'u bir anlasa. Yani anlaması için ya bir nasıl bir harika gösterecek Yani bu manada olur. Çünkü zaten kendisi mutmain olmuş Nur talebesi. Bak abiler çok garibinize gidecek. Sebepli tecelliye göre sebepsiz tecelli daha düşüktür. En zor sebepli tecelli. Elmayı direkt vermek kolaydır. Elmayı, kainatı kuracaksın düzeneyi, dünyayı yaratacaksın, güneşin etrafında iki hareket yapacaksın, kendi ekseni etrafında şöyle güneşi. toprak yapacaksın, topraktan topraktan ağaç sistemini kuracaksın, sonra ona dal, dalına meyve takacaksın. Bu zor yol. Kaç tane esma tecelli etti? Güneş, dünya, dönecek, nem, atmosfer vesaire ya. Yağmur yağdıracaksın. Toprağa Ağaç yaptıracaksın, o ağaca, bak topraktan yapılan ağaca, o ağaçta meyve yaptıracaksın. Zaten kudretin yetiyor, hiç buna gerek yok ki. Elmayı ver. Zor iş değil ki. Sebepsiz yapmak daha kolay. Yani şu, Allah yapmamasına, yapmamaya göre yapması zor değil mi? Bak, yapmaması kolayken yapması zor değil midir? Sanatsız olmak kolayken sanatlı olması zor değil midir? he Bizim namazlarımızda, bizim mukayese ediyoruz. Allah mesela bu kainatı sanatlı yapmış. Ferci ilbasa teram in futur. Gözünü çevir bakayım kusur var mı? Bak bakalım bundan daha güzel bir ağaç düşünebilir misin? Allah yok, hiçbir şey yok. Böyle Allah seni böyle ruhunu yarattı, cesedin var. Çöl gibi yerde. Dese ki ey İbrahim, ey kulum. Ha böyle bir şeyler yapacağım. Hiç ağaç hatırına gelir mi yani? Ya Rab şöyle bir toprak olsun, semalardan bulutlar olsun, şimşekler çaksın böyle insin. Ondan sonra böyle bir ağaç çıksın, böyle yaprak. Böyle bir sistem nasıl hatırına gelecek ya? Yani o zaman maddesiz, Allah nasıl yapıyor? Maddesiz, mekansız, zamansız, mukayesesiz, taklitsiz, lümünesiz, muacelesiz, modelsiz. ilk ve son yapan demek. Fatır, fatır demek bu. Fatırın ugatı. Yani elinden su akması peygamberin. Mu hangisi daha harika gökten su akması? Geneldir bu hastır. O teknoloji yapılan sisteme bak teknolojiye. Dünyanın dönmesi lazım, nem derecesi lazım, eğikliği lazım, rüzgarın taşınması lazım, şişek, şimşek. Direkt parmağından su atması bunlar hep bütün hepsini devre dışı yapıyor. O sanat gözükmüyor. Hepsini uyumlu yapmak, sebepli yapmak daha zordur. Bir de bir şey söyleyeceğim şaşıracaksın bir i̇şte birisine söyledim Alime Kırıkan'a da dengelerimi değiştiriyorsun diyor. Allah rahmet etsin öyle. O hoca dedi. Dünyayı yapmak cenneti yapmaktan zordur. Nasıl olsun kardeş dedi. Bak abi. Cenni, cennette çift var mı çiftlik? Zıt var mı? Yok. Tek boyut. Nurdan nurani şey yapıyorsun. Nurdan nurani. Ahiret cehennem ise nardan nar, narlı şeyler yapıyorsun. Dünyayı söyle mi? Zıttan zıttını çıkartacaksın. Nurdan nuru yapmak. Nurdan nurani şey yapmak. Zıttan zıttını yapmak. Mesela artı 10 derece ile eksi 10 dereceyi bir arada olsa 10, 10 sıfır olur. Normal. Ama hangisi zordur? Artı 10 derece bu odada olsun. Eksi 10 derece bu odada olsun. Ama birbirine karışmasın. Dünya böyle işte. Zıtlar birbirini yok etmiyor, duruyor. Bunun adı da sırdır. Zıtların birbirini yok etmeyecek şekilde yaratılması ve bulunması, icraat yapmasına sır. Birbirini hangisi güçlüyse ortadan kaldırmasına da ne deniliyor? Tılsım. Sekizinci söz işte kuyuya geldi, tılsımı çözdü, duvar açıldı. Dünya yapmak zordu çünkü dünya hem içinde cehennem var, dünyanın hem içinde cennet var. İnsanın için hem küfür var hem iman var. İma insanın içinde kafasında hem şirk var hem itikat var. İ, i̇man ettik ettikte küfür yok mu oldu? O da duruyor. Üstü örtülmüş. İnsan olmak zordur. Menek olmak te, kolaydır, tek boyutludur. Dünya nedir? Ee, tayini getir, pekmezi getir, karıştır gibi. Cehennemi getir, Celal ülkesini tencereye koy. Cenneti getir, Cemal ülkesi cenneti getir. Cehennemle cenneti getir. Karıştır tayin pekmez gibi. Buzdolabına koy. Çıkar donsun. Dünya olur. İkisi de aynı yerde. Lütfu, kahrın, şeyin vahit. İkisi de aynı. Bilmeyen çekti azap. Zaten öyle olmasaydı buraya getirmezdi. Zordur burası. Müslüman olmak kolaydır. Müslüman yaşamak zordur. Uçağı kaldırmak bir derece kolaydır. İrtifada tutmak kolay... zordur. Ya. Onun için esbaplı yaratılmak, yaratmak daha zordur. Parmağından su aktı. Hiçbir şey yok. Tam su yaratıldı. Semadan su yaratılması için güneş lazım. Dünyanın yaratılması lazım. Mesafe lazım. Ee, kendi eksen etrafında 1666, güneşin etrafında 108 bin. 23 derece 27 dakika ilk olacak. 100 kilometre atmosfer kalınlığı olacak. Nem derecesini ayarlayacaksın. Şimşek çakacak. Bilmem ne yapacak. Rüzgar yapacak. Sonra yağmuru tek tek indireceksin. Bu kadar sistem, sistemi bir bir ardına yapmak, bir bir içine yapmak zor değil mi? Yani suyu da buharlaştıracaksın tabii. Çok tuhaf ya. Parmaklardan su akma hadisesi da, Sadan suyu akıtıyor zaten. E tabi. Ötekisi zor zordur. Aa, klima sıcakta akıtıyorsun. Klimaya koyuyorsun. Klimanın borusuna su akıyor. Küçük Amerikalılar koydu. Irak savaşında Amerikan askeri. Küçük böyle klima gibi bir şey koydu. Devam çalışıyor. Sıcak havayı alıyor. Buradan bir tane şeyle şuraya bir kaba akıyor. Damla damla su içiyorlar. Atmosferdeki şey hani şimşek yapmak şimşeğin bir tanesi en küçüğü 300 bin volt gerilim. O şimşekten ortaya çıkan enerjiyi nereye depolayacaksın? O bulutu tonlarca ağırlıktaki bulutu rüzgarla nereye sevk edeceksin? Bir yere ne kadar yağdırılması gerekeni sen mi nasıl ayarlayacaksın? Tek tek indireceksin parça parça kütle de değil. Sor değil mi? Yani bir bir ardına yapacaksın. Öteki kolay. Cennete parmağında su aksın. Burası zordur. Zıttı zıtına yapacaksın? İşte insan hem tılsım sahibi hem sır sahibi. Sır. Sır ne demek dedim bir daha söyleyeyim. Zıtlar duruyor. Ben de iman dururken küfür de duruyor. Kalptedir. Şirk ve itikat aklımdadır. İkisi de duruyor ama birbirini yok etmiyor. Sır sahibi olduğu için. Eğer İman edince küfür yok olsa tılsım olur. Artı 10 derece, eksi 10 derece olunca sıfır. Kolaydır. Zoru söylüyorum. Bu odada artı 10 derece olacak, eksi 10 derece olacak. İkisi de aynı anda icraat yapacak ama birbirini yok etmeyecek. Bu zordur. İşte dünya böyledir. Dünya sır yeridir. Sırların yeridir. Evet. Üçüncü vecizemiz. Kerameti biraz daha konuştuk. Keşfiyat deyince ne anlamamız lazım? Hadislerde ve ayetlerde naz olur, ebced olur, aflerin tabiatıyla olur, hadiselerle olur. Mana çıkartmak, fikir çıkartmak, geleceğe ait bazı şeyleri aralamak. Bunlar keşfiyattır. Keramet ise olağanüstü beşerin takat getiremediği bir şeyi ortaya koymak. Bunu ikisini de niçin yaparlar? Ee, söylediğime, ifade ettiği manaya itimat edin, kanaat edin. Risale-i Nur'un böyle bir e, ihtiyacı yok. Niçin? Risale-i Nur delil, Burhan Hücretlerle konuşuyor. İspat ediyor, ikna ediyor, insanın ufkunu açıyor. Bilmem kastettiğin e, mana bu muydu? Keşfiyat veya senin e, demek istediğin neydi? Güzel oldu. Evet. Gelecek noktasında mesela şu anda çok fazla yapıyorlar. Ondan sonra sürekli işte rüyalarla keşifler yapıyor. İşte şu rüyasında şunu gördü. Uyanıklıkla uyku arasında hani böyle keşifler. Herhalde biraz daha veya bir şey de vardı ya Risale'de. İşte keşfiyatıyla şey görüyor. Bir dağ görüyordu. Mektubatta geçiyor ya. <laughs> Kafta. O gibi şeyler desek herhalde daha şey oluyor evet. değil mi? Yani keşfiyat, keşfetmek. Ortada olmayanı üstün aralamak. Bunu aramayın diyor. Ya istersen geleceğe ait olur veya mevcut olur da göremez. Diyelim ki cumartesi geldi adam umumi derse. Adamın kafasında bir zihninde bir sıkıntı var. Ders yapıyorum ben. Hiç adamı bilmiyor. Tanımıyorum ilk defa geliyor. Kalbini aklını bilmiyor. Arzu ettiği bir mevzu, mevzu vardı. Bir, bir bakıyor dersin ortasına tak diye adamın isteğine Allah cevap verdiriyor. Yani o da ne der? Vay anama bak ya. Nasıl bildi hem de söylerken bana baktı diyor. Oysa ben hiç haberim bile yok. Tam da cevap tamam tamam diyor. Ko, ko, ko koskocaman bir saatlik derste sonunda bir şey söylüyorsun. Ha buydu işte diyor. Tam da onu söylerken bana baktı diyor. Ha böyle bakarken. Oysa Allah ona cevap veriyor, verdiriyor. Hizmet tabii, risa işte. Ama bu da keramet Keramet ben şey yapmıyorum. Mesela bunu nerede yazıyor biliyor musun? allah Alem 163 e, mü? Barla'da. Sağ tarafta son tarafta. Risale-i Nur'un mevzuları diyor su üzerinde yürümeye benzemez diyor böyle. Su üzerinde yürüme harikasından daha harikadır. O ani ve fani ve istidraca verilebilir. Ve gelecek nesle anlatamazsın. Çocuğuna mesela geldin adam bir tanesi su üzerinde yürüyor. Vay sen ikna oldun onun alim olduğuna. Çocuğuna nasıl anlatacaksın? Oğlum bu a, bu adam alimdir. Nereden biliyorsun baba? Ben su üzerinde yürürken gördüm. Bir şey demez kibarlık için ama der ki <laughs> su üzerinde adam yürüyor. Parla da geçiyor. Sağ tarafta en altta. Diyor ki ama Risal'nı haşir hakkında diyor. İnsanın en büyük meselesi olan haşri. aklen, kalben ve ruhen ispat edilmesi, ikna olması, nefsi de susturması, geleceği aralaması o su üzerinde yürümek gibi değil. Çünkü bunu gelecek nesne de anlatabilirsin. Peki Hasan Hocam, Risale-i şeyle, keş ve keramet talebenin istememesi hikmet e, kainatın telemesini ve sırrını açtığından dolayı mı istiyor? Işte? Evet, aferin. Evet, tılsımı kainatı, Sır, kainatın tılsımını açmış. Kainatın içindeki birbirine kıyasla bilinen şeylerle meşgul değil ki. Kainatın arkasıyla kainata bakıyor. Bununla alakalı şimdi şu cümle okuyup soracağım. <laughs> Keşfiyat, zevkler ve kerametler çok fevkinde olmasından. Hmm. ve keramet bir şeyler aramıyorlar. Şimdi bir de peşine koşmuyorlar. La koşmamak lazım ve elzemdir. İşte mesela <laughs> Hafız Ali abinin o Bismillah'taki Bismillah okunurkenki keşfi veya bazı Hasan Feyz abinin Risale-i ifadeleri var ama külliyatta nasıl, nasıl diyor. bakacağız? Buna? Nasıl bu sebebi bakacağız? Sen yani keşif var hatta bazı rüyalar dahi var, böyle. Şimdi Risale-i Nur bir daire değil. Risale-i Nur mutadid daireler var. Mesela Risale-i Nur tarikat değil. Şeyh ilişkisi değil ama bazıları ta tasavvuf meşrepli olduğu için illa önünde birisi olmadan gidemiyor. Dolayısıyla onları da dairesinin dışına atmamak için daire içinde şeyh manasında abi bulabilir diyor. Yani Nevin'den Risale-i Nur mutadit şey var, makam mertebesi. Ama bu risale ana teması. Risale-i Nur üniversite diploması veriyor. Sen üniversite diploması alınca acaba bunun içinde ortaokul diploması var mıydı sormazsın. Hakikatler ifade edildiği için keşif ve kerametler aşağıdadır. İçinde yok denilmez, var. Bu da ifade ediliyor külliyatta. Niye? Bu meşrepli insanlar da var. Ama asıl Risale'nin talibesinin gayesi bu olmamalı. Mesela bir tanesi Allah Kur'an'da diyor ki bir, bir, bir söylüyorum. Siz dünya istiyorsunuz oysa ben cenneti kazanmanızı istiyorum. Allah gay olarak insana cennet gösteriliyor. Yüzde seksen halkın, Müslümanın tabi yüzde seksen taklittir. Rahmet de nedir? Genele olan hitaptır. Kur'an rahmeten lil alemi olduğu için umuma genele böyle hitap ediyor. Ne diyor Kur'an? Cennet hedef gösteriliyor. Ama hakiki tilmizlerine, tılmiz, hakiki, muhakkik ve mudakik olanlara cennet gaye gösterilmiyor. Onu da şey yapıyor. Ama onu da içine alıyor. Mesela birkaç kişi var benim bildiğim. Mesela askerden var şu anda. Ee, bayağı seviyeli. Biz dedi, asker olduğumuz için kendi başımıza düşünüp istikamet bulamayız. Kendisi dedi. Sen bilirsin belki. Ondan sonra ben dedi kendi başıma yürüyemem. Senelerce takip ettiğim cemaatla diyor, çürük çıktı diyor. Ben ortada kaldım, tek başıma yürüyemem. Beni kendine kabul et. Yoksa ben düşüyorum. Ben yürüyemem dedi. O normal sıradan bir kom şeyde komutan değil. Tamam kardeş. Çünkü nereden? Risale var yani. E bunu da içine alıyor. Dışarıda kimseyi bırakmıyor. Dost var, Risale'nin kardeş var, talebe var. Risale'nin talebeleri bu. Dosta hitap edecek kardeşe hitap edecek. Burada talebe. En dış tarafta dost. Kardeş, talebe, has, rükünler, erkanlar, varisler, vasiyettekiler. Hepsini alıyor şimdi. Tabii ki o da var ya. Kur'an ana temayı şakirtlerine, muhakkik ve mudakik talebesine cenneti gay yaptırmıyor. Ama halkı muhatap olan ekseri savamdır. Cennet gaye gösteriliyor. Bir tane örnek vereyim de geçeyim. Fakir fukaranın zekat alması şart alacak. Zekat alabilir. Helal ve mubahtır. Alması lazım. Almayıp da ölürse bilerek kendisine zarar vermiş olur. Oysa zekat fakir fukara alırken ehli beytin alması haramdır. Bugün çeşitli şeylerden gösteriyor. Çeşitli misaller veriyor. Yani umumi bir yol var. Şaz yollar da var. Onun için dedir ama. Efendim. Aa, keşfiyat mesela muana istenilebilir mi yani mesela? E, tabii. Sen okurken o yani, birin tabii o ha buradaki keşfiyat geleceğe ait böyle bir şey var ya böyle. Öyle kendine itimat etti mi? Tabii ki Risale-i Nur mana muhteviyatını batındaki makası-d-ilahiyeyi muhatabı ı rabbani olma meselesinde o mana istinbat etmez. İstinbat etmek, istihraç etmek vazifemizdir. Zaten Risale-i Nur'un tabirinde gözükenin dışında gözükmeyen manaları çıkartmak vazifenizdir diyor ustad. i̇stihracı e, istihracı esrar ile meşguluz diyor. O mana var. O tabii o var zaten. Buradaki keram, keşfiyat geleceğe matuf. var ya avami. Mesela diyor ki adam atıyor kafadan e, şu tarihte 14 dakika İstanbul'da 11 derece deprem olacak. Olmadı. 2020'de. 2023 oldu. 2024 oluyor. Ne olacak şimdi? E, bitti yani güvenilir olmadı. Sarsılmadım. Artık doğru söylediklerine de şüpheli bakarlar. Ne ihtiyaç duyuyorsun bunu söylemeye? Tam da ne ihtiyaç duyuyorsun? Nereye hizmet edecek bu? Ben bu soruyu kendime bir soru sorabilsem hiç hata yapmam biliyor musun? Bunu söylediğimi, bu tenkidimi, bu eleştirimi, bu takdir ve tenkidimi Neye hizmet edecek? Bir bilsem hata yapmam. Bugün kendime çok tekrar ettim bir cümle. Onu yazdım, yapıştırdım. Tenkit ve takdirimi, o söylediğim şeyi, nereye hizmete çık? Tamam, ya ben makbul olduğuma, makbul olduğuma tamam. Ya çıkmadıysa ki çıkmadı, deprem olmadı ne olacak? İstanbul bombalanmadı. Ne adeta bombalansın ki sözüm doğru çıksın diye mi öyle temenni ediyorsun? İster istemez diyor. Keşke bombalasan da, bombalansa da İstanbul. benim dediğim doğru çıksa ya. Onun için mesela bunu söylerken nereye hizmet edecek? Var mı böyle bir ihtiyaç? Ben bunu kendime sorabilsem var ya. İnan vallahi kendime söylüyorum, yemin ediyorum. Size söylüyorum ama paylaşıyorum, kendime söylüyorum. Ben tak takdirimi, tenkidimi yani takdir ve tenkit yaparken, eleştirirken şunu sorabilsem var ya bu sözüm, bu tenkidim, bu takdirim nereye hizmet edecek? Bunu bilebilsem var ya önceden kendime sorsam inan onu yapmam. Geçen dün akşam değil mi? Sili mi dedim Furkan? Öyle mi? Yok abi bir kere oldu. Keşke yapmasam dedim. Yani şey mesela meculda. Yani acaba şefkini mi kırdı? Sonra üzüldüm. Sabaha baktım ki aynı zat aynı şey gene devam ediyor. Demek ki isabet etmişiz ama olmamış yani. Olmuyor. Aynı zat aynı şey yapıyor gene. Aa bugün bulduğum bir cümleyi söyleyeyim mi İbrahim? Çok hoşuma geçti. İraden. İradeni, irade ilahiye bıraktığın bırakabildiğin kadar iradelisin. Fiildeki gözün, görüntüsü nedir? İbadettir. İbadetin kadar iradelisin. İraden kadar ibadetin vardır. Bunu nasıl yaparsın? İradeni irade-i ilahiyeye bağlılığın kadar iraden iradelidir. Ben ben, ben neyi keşif, keramet arayacağım ki? Kendi içimi tanımlıyorum. Keşfetmeye çalışıyorum. Böyle beni gezdiriyor. Aa irade şu tarafta. Allah Allah. Ben, ben ne arayacağım ki? Zaten kendini de gezdiriyor. Cüz-i ihtiyarımla vazgeçtim diyor. İrade nedir irade? Nasıl anlarım? İradesini Allah'ın iradesini irade edebildiğim kadar iradeliyim. Bunu hayatımda nasıl gözükecek? O nispette ibadet, ubudiyetim olur. İrade harici tercih değildir. İç yapılanmadır. Daha ya ben ne arayacağım Furkan? Şimdi ben ne yapacağım? Zaten kendimi keşfediyorum. Ben bunu tespitimin ikna olması için harika beklemiyorum ki. Kendisi harika zaten. Harika harika olmaz ki. Yani neye benzer biliyor musun? Buna delil isteyen şu cümlelere. Ee, üniversite diploması getirdin adam işe girecek. Yok kardeş biz lise diplomasını arıyoruz. Lise diplomasını getir. Evet üçüncü kelimemiz. Risale-i Nur şakirtleri hizmeti Nuriye'yi velayet makamına tercih eder. Hizmet. Tabi anlayana. Ne yapar başka? Keşfi keramet aramaz. Ve ahiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz. Ne anladık? Bayram bir kere Sari'ye ayağınızı koyacaksınız. Sari. Böyle garip garip böyle bir şeylerle debelenmeyeceğiz yani. Uçuk muçuk cilveli pilleli böyle kelimeler değil. Ayağını yere koyacaksın. Onun üzerine bir lisan şakirdir şakirtler. Şakirt. İki hizmet-i Şa Nur talebesi. Hizmet-i nuriyeyi tanımışsa insanlara hizmet etmek şahsi makam kazanmak, veli olmak, evliya olmak peşine koşmaz. Hizmeti asıl yapar. İnsanların, insanların imanının kurtulmasına vesile olmaya çalışır. İnsanların imanının kurtulmasına sebep olmak esas gıda ekmek gibidir. kendisinin veli olmak, keramet sahibi olmak, evli olmak da meyve gibidir. Ustad meyvesiz insan yaşar, ama gıdasız yaşayamaz der. İmansız insan yaşayamaz ama tarikatsız, tasavvufsuz yaşayabilir. Yani keşif-i kerameti değil de o insanın haşir hakkındaki ikna edebilmek. Mesela bir tanesi vardı, hocaydı. Çok ona dikkat ediyordu. O zatın ikna olması haşirde, biliyorum ki binlerce insan ikna olması gibidir. Çünkü hutbede hitap edecek, kürsüde hitap edecek. Bir insanın imanını kurtarmak sonsuz cehennemden so, sonsuz cennete girmeye vesiledir. Bir insana böyle keşif keramet aramak, sahibi olmak cennette makamını genişletmektir. Zaten cennette bu. O zaman bir kişinin imanını kurtarmak mı yoksa bunu mu daha çok aleminde canlı tutmak? Bunu mu birinciye koymak? Yoksa enfisi noktada çalışmamı Yani yoksa yoksa yok da burada. Enfuse çalıştığın için zaten insanların imanını esas alırsın. Enfusle meşgul olmayan bir insanın böyle bir derdi de yok. Derdi olmaz. Mesela şöyle. Hasta ilk önce kendi hastalığını tamir edecek ki insanların hastalığına koşsun. Diyelim ki doktor hasta, evinde yatıyor. Nasıl hastalara bakacak? Tedavi olması lazım. İnsan kendisini yetiştirmedikçe, yani kendisine yatırım yapmadıkça başkasına nasıl katkı yapacak? Kendisi yerde, yerdekini kaldırabilir mi? Ama burada hangisini ha, hangisi esas alıyorsun? O esas hizmettir. Tabi. Mesela şöyle diyor ustad, eğer diyor malum bir talebesine, sen diyor kutup ve keşif ve keramet istiyorsun, hizmet ikinci derece iş şey yapıyorsun. Sen diyor bir haftada seni kutup seviyesine birisi çıkartsa gitsen diyor. Gafsa. Eğer diyor sen bu hizmeti bırakıp bir hafta sonra kutup o yapacak zata gitsen sen Risale-i Hizmeti'ni anlamamışsın. Dolayısıyla Kastamonu'dakilere e, İsparta karamanlarına arkadaş olamazsın. Diye. Anlamamış yani hizmeti. Çünkü hizmet nedir biliyor musunuz? Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar hukuk bulmamış, hukuk bulmayacak. Yani bütün asırların helakına sebebiyet veren, bütün günahların daha genel, daha umumi sergilendiği yapıldığı bir zamanda hizmet etmek. O zamandayız. Risale hizmetini bilmeyen, tam zamanı tanımaz. Risale'nin ne hizmetini niye bilmiyorlar, ne emniyet veremiyor bazıları. Zamanı tanımıyor. Risale-i Nur'un hizmeti zamanın emniyetinden, zamanı bilmeye hala deccal bekleyen adam Risale-i Nur'a emniyet verir mi? 500 sene sonra gelecek diyor deccal. Bu adam mücedid anlar mı asrın? Lan 500 sene sonra deccal gelse bile hadisi kutside her yüz senede bir mücedidi din geliyor. O zaman bu asrın mücedidi kim? Mücedidi varsa deccalı e da de var. Yani deccalsız mücedid olur mu? İmansızlık yok peygamber gelmiş. Hiç sen sığırlara peygamber geldiğini gördün mü? Meleklere peygamber gelir mi? Ha. O zaman daha 500 sene ahır zaman fitnesini 500 sene sonra bekleyen adam ahır zaman fitnesindeki çözücü, mucedidi anlar mı? Zamanı tanımayanın Risale-i Nur'a vermemesi gayet normal. Ben bunu biraz da genişletiyorum. Bedeniyle kendisini ifade eden, bedenle ben diyen, ruhunu inkar eden adamın bedende ruhunu inkar edenin, ruhunu ruhuyla inkar edenin Allah'a da bu kainatta inkar etmesi gayet normaldir. Ruhuyla ruhunu inkar edenin Allah'ı inkar etmesi normaldir. Bedenle kendisini var eden, bedenle ben varım diyen, bedeni esas alan, ruhu inkar eden ruhuyla dünyadaki sanat ilahiyeyi bakıp da Allah'ı inkar etmesi gayet normaldir. Zamanı tanımayanın, Asıl Deccal'ını tanımaz. Asıl Deccal'ını bilmeyen Risale'ne emniyet vermez. Yani dev, devrik cümle şöyle. İbrahim'i tanımıyorsun İbrahim Aleyhisselam'ı. Sen Nemrut'u tanır mısın? Veya Nemrut'u bildin. İbrahim de onun karşısındadır. Karşılığındadır, karşıtıdır. Nemrut'un Nemrut olduğunu bilmeyen İbrahim Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu bilir mi? Bilmez. Ya Risale-i Nur'a ne emniyet veremiyorlar biliyor musun Furkan? Zamanı tanımadıkları için. Zamanı bilmiyor ki. Hala kendi küçük dünyasında. Ha ha ha. Uhu. La kara lu kara. Böyle bir küçük bir dünya. Küçük kafalar Küçük düşünceler. Dar düşünceler diyoruz. Böyle bir durumda sen nasıl kendini esas alırsın? Ben veli olacağım, evli olacağım. Ben maneviyat sahibi olacağım. şöyledir, böyledir Maneviyat etemseler. Yok ya hizmete koşturacaksın ne gerekiyorsa ne yapacaksın ya. Hizmet ne gerekiyorsa ne yapacaksın. Bu demek değil ki kendisini o zaten içinde mutemimdir. Kendisini yetiştiremeyen kimen kimin yetişmesine vesile olur? Ayağa kalkamayan kimi ayağa kaldırır? Hizme hizmete muhtaç olan hizmete hizmete koşturamaz ki itfaiye itfaiye muhtaç itfaiye olacak. Kardeş bu derslerle işte da de kendini yetiştireceksin. Bak. Geçmiş elem, an sıkıntı, gelecek korku. Aa Allah Allah. Şimdi risalenin geçmişin elemi, gelecek korku. Ya bunlarla böyle Risale-i Nur'daki mevzularla meşgul olduğun zaman sen canlısın. Kıpır kıpır adamı da canlı tutarsın. Sen uyuşuk. Yan gelip yan gelip yatarsın. Şu da hizmettir diye şeyler arasında dolaşırsın kendine oturup bir katkı yapmasan, derdini dert edilmesen, kendini yenilemesen, Allah Resulü'nün ifadesiyle aleyhissalatü vesselam, her gün kendisine bir katkı yapmayan, iki günü eşit olan, kayıptadır, ziyandadır. Şefk olamaz ki. Diyorlar ki nasıl şefkiz? Çalışıyorum kardeşim. 60'ı geçiştik artık. Çalışıyorum. Niye? Ben bir şey an anlatmak için anlatmıyorum. Kardeşim sana bu şefki veren, Risale-i Nur'daki hakikatlerdir gömülü mana mertebelerinin kısmını açılıp insanı ilk önce kendime sonra pff, kurtulmak isteyen kardeşlerime yardım etmek. Oya Risansah Şakirtleri şakirt hizmeti i nuriyi velayet makamına. Hizmeti bırakalım hadi geçelim şeye. Mağaraya çekilelim. Evrat eskarla kendimizi belli yapalım. Meşru değil mi? Haram mıdır? Bana diyor ki önde gidiyor ha. Benden de yaşlı. Hasan kardeş. Bırak artık insanlarla meşgul olmayı. Çekil kenara ya. Meşgul olma. Bırak insanlarla uğraşmayı. Bırak otur kendi evrat eskarın derslerinle meşgul ol. Yani abi ne demek yani anlamadım dedim. Nasıl anlamadın dedi. Yani derse gitmeyeyim. Dersleri insanlara ulaştırmayayım. Aynen öyle. Bilinme dedi ya otur oturduğun yerde dersini kendini yap. Kendini kurtarmaya çalış. Uzman şahsi kemalat mı Ben ben ne dedim? Tahmin et ne demişimdir. Dedim ki senin anladığın Risale-i Nur'u reddederek reddetmeyle nurcu olabildim dedim. Senin anladığın o nurculuğu reddederek nurcuyu. Ustad sanki paravan laf söylüyor. Ben söyledim diye kabul etmeyin, menge vurmadan almayınız. Laf yani. Sahabeyi bile şeriata vuruluyor. Ustadın varisleri, talebeleri hepimiz Risale-i Nur ve Risale-i Hizmeti içinde şeriatın şeriatın üstüne koyamazsın ki şeriata miyenge vuracaksın. Yanlışsa yanlış. Ben yanlış yapıyorsam yanlış. Hiç kimse kutsi değildir. İsmet sıfatına sahip değildir. Yapabilir. Ne yapalım? Bu zat benden yaşlı. Senelerce hizmette koşturmuş. Ama öyle dedim. Bir başka abi, başka dedi ki niye izahlı ders yapıyorsun, düz okumuyorsun dedi. Hiç izah yapmadan sen keşke bu sözünü Zübeyir abiye söyleseydin dedi. Ben Zübeyir abinin meşrebindenim. Keşke bu sözünü ona söyleseydin, söyleyebilseydin. Ben Risale'yi böyle anlıyor. İnsanların imanını kurtaması için Risale-i Nur'un mana mertebelerini izhar edip o nihayetsiz mana mertebelerinden ona uygununu vermeye gayret ediyor. Şunu yapamam ben. Ben düz okuyorum. Cemaat ne anladıysa anladı. Anladıysa anladın. 17 yaşında delikanlı ile o çek yatta oturan bir profesör eşit kabul etmeyen adetullah kanununu bilenlerdenim. 17 yaşında delikanlı 23 yaşındaki üniversite çocuğuyla delikanlısıyla üniversite hocası orada ikisini eşit Olmadığına inanan adetullah kanunlarına saygılıyım. Adetullah kanun böyle değil. Allah Resulü'nde ayrı dersleri var. Böyle değil ya. Yani. Risale, ben böyle anlamıyorum ama var mı? Vardır. O mertebede vardır. Ben ilk önce kendimi aldığı manayı dimamda nedir? Vicdanımda nedir? Kalbimde nedir? Ruhumda nedir? Dörde ayırıyor. Bu okuduğum mana aklımda nasıl karşılık buluyor? O korku ya. Korku geleceğin ispatını olarak kullandım. Ahiretin ispatı olarak kullandım. Ama bugün canlı şeyde sesli ses, kayda da koydum geleceğin ispatı olarak bulandım. Yani korku korkmak için mi korkuyu koymuş Allah? Hayatı zehir yapmak için yapmadı diyor Usta. Ona dedim bu korku nedir ya? Niye koymuş ya? Mer yani zalimlik yapmamak, herkes haddini bilmenin dışında başka bir gayesi de olması lazım dedim ya bu zam korkunun. Yani cehennem korkusundan adam zulüm yapamıyor ya. Korkuyu bir baktım ki geleceği aralayan, geleceğin yoludur, otobanıdır geleceği var eden, geleceğin varlığını ispat eden bir yoldur. Korku histir, bağdır. O var ki korkuyorum. Yok olsaydı korkmazdım. Gelecek var ki, geleceği var edendir. Bunu niçin söylüyorum? Niçin söylüyorum abiler? Yani okudum o his var ya hisse korku geldiğim için bugün. Bunun dimamda nedir? Gir içeri vicdanımda nasıl anlarım? Gir içeri kalbimde duygu nedir? Ruhumda nasıl olur bu o? Ondan sonra sizinle de böyle paylaşırım. Sizin de zerre kadar imanınızı arttırmaya vesile olursam ahiretin zaten Risale-i Nur bile vesiledir. Biliyor musunuz Kur'an bile vesile. Kur'an bile vesiledir. Allah adil sonuç değildir. Kelam ilahi Allah'ın subutu sıfatındandır. Allah mahiyeti zatiyedir ya. Allah tarif ediyor, tavsif ediyor. Allah izah ediyor Kur'an. Altı tane iman esasının iki kutbu imanidir. Evet. Nur şakirtleri Hizmet-i nuru velayet makamına tercih eder. Usta öyle ya. Van'dan diyor. Kendime ama kimse gelmesin. Mağaraya çekildim diyor. Burdur'a şey yapıyor. Şey, Van'a çekildim diyor. Erek Dağı'na ama kimse gelmesin. Evratla şey yaptım diyor. Tokat yedim diyor. İlk önce Burdur'a sevk edildim diyor. Öyle demiyorum. Makamına, velayet makamına tercih eder. Keşf-i keramet aramaz. Ahiret meyveleri dünyada koparmaya çalışmaz. Ahiret meyveleri şu. Keşif ve kerametin dışında hizmetine mukabil bir şeyler istemek veya temennide olmak, öyle olmak. Bugün rastlamışındır Abdurrahman Pehadis'te. E, hür olmak, zengin olmak istiyorsanız diyor, karşıya da tesir etmek istiyorsanız sakın eline bakmayın. Arzı hacet gibi bulunmayın ona. İşte hizmetinin şeyini onda arama. Ondan bir şey beklememek, dünyevi meyveleri koparmakta kullanma. Hür olursun. Arzı hacet yapmak şöyle dursun. Öyle de bulunma. Acayip bir şey. Bulunma. Ha, bulunulabilir mi? Tabii ki bulunabilir. Resul-i Resul Ekrem Resul Aleyhisselatü Vesselam mescid Nebevi'de ordu için sahabeden orduyu donatmasını istemiş. Bu da var. Dinde yok deme. Zekat almak meşru iken ehli beyt aram. Çünkü malın kiridir zekat, malın kiri ahli beyti olmaz. Dolayısıyla bu hizmet şu mertebede var. keşif keramet de olur. Mana istinbat da olur. Dünyevi menfaatleri de böyle olabilir. Ama talebe ise şakir ise zirvesi de bu. Yani ikisi de var. Şimdi karşınıza çıkar bir tanesi. Ya tamam bir şey istememek var ama Allah Resulü mescitte istemiş. Bu İslam ordunuz kim donatacak? kuyu Hazreti Osman'ın cennet vacip olmasına sebep kuyuyu hibe etmesindendir. Ebu Bekir Sıdık hepsinin geçmesine sebep o yarışta sada, tasadukla sadaka vermesinden çok vermesinden olmuş vesaire. Ama bu da var, bu da var. Hani hemen şey yapılmaz. Yani ben Risale'ni okuyorum. Dünyada ne? Rahat edeyim. Var, var, var tabii. Tabii ki onun için okuyacağız. Onun için de okuyacağız ama sifon için değil. İnkışaf etmek için. Burada kesiyor. Va Var mı sor sorusu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sohbetten sonra kalkmazmış. Tek tek ilgilenilmiş. Ee, bilgi. Bak bunu size lazım. Cumartesi dersi için. Ben dersten daha tesirlidir siz. Yeni gelenler için. Bilgi. ilgi, Sevgi. Bilgi. Ders. İlgi hoş geldin kardeşim. Hoş geldiniz. Sonra da mabet, sevgi. Bilgi, ilgi, sevgi. El-Fatiha.